Sevgili genç arkadaşlarım, merhaba. Bu videomda EBOB ve ECOG problemlerinin bir tık daha zorlarını çözeceğim. İki tane problemim olacak. Ve böylece EBOB ve ECOG ile ilgili düşünme yetimizi biraz daha üst bir seviyeye çıkarmış olmayı umuyorum. Haydi o zaman gelsin sorularımız. Şimdi ilk sorumuz şu şekilde. Alp. Karpuzlarını 45'er 45'er ve 60'er 60'er saydığında her seferinde 25 karpuz artıyor. Ve ilk soruda sorduğumuzda Alp'in, yani sorunun ilk şıkkında sorduğumuz Alp'in en az kaç karpuzu vardır? Şimdi Alp karpuzlarını 45'er 45'er ve 60'er 60'er sayıyor. Sayarken ne yapıyoruz? Sayıları 45, 90, 135 diye katlayarak gidiyoruz. Geçen videomuzda söylemiştim. İlk önce düşünmemiz gereken şey, biz sayıların ortak bölenlerini mi arıyoruz? Ortak bir böleni mi arıyoruz, yoksa ortak bir katını mı arıyoruz? Bu EBOB ve ECOG sorularında ilk önce karar vermemiz gereken kavram bu. Ve bu sorumuzda demin de söylediğim gibi biz hem 45'in katı olan hem de 60'ın katı olan bir sayı aradığımız için bu sorunun cevabı 45 ile 60'ın ortak bir katı olacak. Ve A şıkkında 45 ve 60'ın ortak katı olan en az sayı 45'er 45'er ve 60'er 60'er saydığımda hiç artmayan sayı olur. Ve ben bu en küçük sayıyı bulup eğer 25 eklersem, o zaman hem 45'er saydığımda 25 artar hem de 60'er saydığımda 25 artar. Şimdi bu düşüncelerimizi adım adım kağıda dökelim. Adım 1. Birinci adımımız. Ne yapacağız? Hem 45'er 45'er saydığımızda hem de 60'er 60'er saydığımızda artmayan sayıyı bulacağız. Ve o artmayan sayı da 45 ile 60'ın ortak katlarının en küçüğüdür. Evet, ECOG 45 ve 60. Şimdi 45 ile 60'ın ECOG'larını bulalım. Nasıl buluyorduk? Hemen yazalım. 45, 9 kere 5, 9'da 3'ün karesi. 3'ün karesi 5 oldu. 60'a baktığımızda 60'da nasıl yazalım bunu? 6 kere 10 da yazabilirsiniz. 4 kere 15 de yazabilirsiniz. İkisi de aynı kapıya çıkar. 4 kere 15 diye düşünürsek 4 2'nin karesi, 15'te 3 kere 5. Evet, böylece 60'ı da asal çarpanlarına ayırmış olduk. Şimdi gelelim bunların ECOG'larına. ECOG nasıl oluyordu? Hatırlayınız. ECOG 45 ve 60. Ha, bunu yukarıya yazabilirim ya. ECOG nasıl oluyordu? Ortak olmayanlar alıyorduk. Yani şurada ve şurada ortak olmayan şu arkadaşımız var. 2'nin karesi. Çarpı. Sonra ortak olanlardan 3 ortak. Ortak olanlardan üstü büyük olan alıyorduk. Dolayısıyla 3'ün karesi ve son olarak da 5'ler ortak. İkisi de aynı sayı olduğu için 5. Bu çarpma işlemini de yaptığımızda daha hızlı bir şekilde yapalım. 2'nin karesi 4. 5 kere 4 20. 20 kere 9 18, 180. Dolayısıyla hem 45'er 45'er hem 60'er 60'er saydığımda hiç karpuzun artmadığı sayı 180. Ve demin de söylediğim gibi, sorunun başında söylediğim gibi, adım 2, ECOG'a artan sayıyı ekleyeceğiz. ECOG'a artan sayıyı ekle. Evet, dolayısıyla sorumuzun cevabı cevap olmaz tabi, cevap sorumuzun cevabı 180 artı 25, bu da 205. Güzel. Şöyle. Tamam. Şimdi gelelim B şıkkına. B. B şıkkına gelmeden önce tabi araya bir çizgi koyalım. Koyamadık. Bir daha deneyelim. Niye öyle oldu ya? Bir daha. Ha, bunu böyle yapıyor. Tekrar deneyeyim. Başka bir şekilde deneyeyim.
Evet şöyle. Tamam güzel. Şimdi gelelim sorumuzun B şıkkına. B. Alpin karpuzları 1700 Alpin karpuzlarının sayısı 1700 ile 1900 arasında olduğuna göre Alpin kaç karpuzu vardır? Şimdi 1700 ve 1900 arasında öyle bir sayı arıyoruz ki hem 45'in katı olsun hem de 60'ın katı olsun. Dolayısıyla bu sayı 45 ve 60'ın ortak katıdır. Ortak kat. Ha yine şöyle yazayım. Adım 1. Adım 1. Hem 45'in hem 60'ın katı olan sayıyı bulacağız. Hem 45'in hem de 60'ın ortak katı olan ve istenen aralıkta olan. Olan sayı. Evet. Şimdi bu sayımız kaçtır? Bu sayımız 45 ve 60'ın ortak katlarının kümesinin bir elemanıdır. Ve 45 ve 60'ın ortak katları nasıl oluyordu? 45 ve 60'ın ortak katları bunların ekoklarının katları oluyordu. Bunların ekokları da 180 olduğu için. Dolayısıyla eğer bunların ekoklarını k ile gösterirsek, daha önce yapmıştım böyle bir şey. Bunların ekoklarını k ile gösterirsek, şöyle yapalım. Şu 180 sayısını k ile gösterirsek, 45 ve 60'ın ortak katları kümesi k, 2k, 3k diye devam eden sonsuz çokluktaki küme oluyordu. Dolayısıyla burası 180. 2 kere 180, 180'e 180'e nasıl sayarız? 200 ekleyip 20 çıkarabiliriz. 200 eksi 20 180. Dolayısıyla 180, 380, 360. Tekrar 200 ekle 20 çıkar. 540. Diye devam eden küme. Şimdi bu kümenin öyle bir elemanı var ki bu eleman bizim istediğimiz aralıkta. 1700 ile 1900 aralığında. Bu sayı kaçtır? 180'in katı olan ve 1700 ile 1900 arasında olan sayı tabii ki doğru söylüyorsun. Bu 10 çarpı K'dır. Yani 1800 sayısıdır. 1800. Bu küme böyle devam eder ama bizim için önemli olan o değil. Bizim şey aradığımız sayıyı bulduk. Şimdi o zaman adım 2'ye gelelim. Adım 2'mizde de yine ortak kata, bulduğumuz ortak kata artan sayıyı ekle. Bulduğumuz ortak kata artan sayıyı ekle. Evet, dolayısıyla burada da sorumuzun cevabı 1800 artı 25 ve bu da tabii ki 1825 sayısı olacak. Evet, sorumuzun cevabı 1825. Dedikten sonra ilk sorumuzu çözdük. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Soru 2. Dikdörtgenler prizması şeklinde bir ahşap bloğun ayrıt uzunlukların doğal sayı olduğu bilinmektedir. Bu bloğun yüzey alanlarından birisi 24 cm², diğeri 40 cm². Şimdi böyle bir ilk önce sorumuza nasıl başlayalım? Bizden istenen dikdörtgenler prizmasını şuraya çizelim. Bizden istenen dikdörtgenler prizmasını buraya çizdiğimiz zaman dikdörtgenler prizmasını nasıl çizebiliriz? Şöyle bir dikdörtgen çizeriz. İçine şöyle bir dikdörtgen daha çizeriz ve ayrıtlarını birleştiririz. Evet, bu şekilde bir dikdörtgenler prizması çizebilirim. Şöyle. Ha, o çok düzgün olmadı. Biraz daha düzgün çizmeye çalışayım. Yine çizemedim. Bir daha deneyeyim. Evet, bu sefer çizdim. Şöyle ve şöyle. Tamam, güzel. Şimdi bu dikdörtgenler prizmasının ayrıtları. Bunların ayrıtlarına isimler vereceğim. Şurası X ayrıtı olsun.
Şurası şu yan çizgi, şu çizgi y ayrıtı olsun. İçeriye doğru olan çizgi de z ayrıtı olsun. Böyle olunca nasıl olmuş olacak? Şunlar da mesela z, y. Şu dikdörtgen kenarları z ve y olan dikdörtgen olacak. Yana bakan dikdörtgen. Şu üstteki dikdörtgen kenarları x ve z olan dikdörtgen olacak. Şöyle. Şu üstteki dikdörtgenimiz. Şu bize doğru bakan dikdörtgen de burası z. Bize doğru bakan dikdörtgen de kenar uzun ayrıtları x ve y olan dikdörtgen olacak. Dolayısıyla ben mesela bunları şu şekilde harflendirebilirim. Şu bize doğru bakan kısma A dikdörtgeni diyeceğim. Daha doğrusu onun alanına, yani alanı A olan dikdörtgen diyelim. Şuranın alanı A olsun. Şu üstteki dikdörtgenin alanı B olan dikdörtgen olsun. Şu yandaki dikdörtgen de alanı C olan dikdörtgen olsun. Evet. Şimdi bu bloğun yüzey alanlarından birisi 24, diğeri 40. Dolayısıyla ben diyebilirim ki mesela bu A'nın alanını nasıl bulabilirim? Tabii ki biraz daha yukarı yazayım. Biraz yere ihtiyacım olacak çünkü. Ya da aşağı yazayım. A'nın alanı 24 olsun diyorum. Ve A'nın alanını da ben nasıl bulurum? Şu uzunlukları çarparak bulurum. X çarpı Y. Ve aynı şekilde B'nin alanı 40 olsun diyorum. B'nin alanını ben nasıl bulurum? B'nin alanında B'nin kenar uzunlukları X ve Z idi. Gördüğümüz gibi. Burası da X çarpı Z. Peki. X çarpı Y 24. X çarpı Z de 40 ise. Bu ne demek? Ben eğer 24'ü X'e bölersem Y bulurum. Aynı şekilde 40'ı X'e bölersem Z bulurum. O zaman bu X sayısı ne olmuş oldu? Hem 40'ın hem de 24'ün böleni olmuş oldu. Dolayısıyla burada diyeceğim ki 40 sayısı 24 ve pardon X sayısı 24 ve 40'ın ortak bölenidir diyeceğim. 24 ve 40. Güzel. Şimdi gelelim sorumuza. Sorduğum şey şu. Farklı olan 3. yüzeyin alanının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Farklı olan 3. yüzeyin alanını bana lütfen söyler misiniz? C'nin alanı nedir? C'nin alanı Y çarpı Z'dir. Ve X, Y, Z doğal sayı. Biz bunu biliyoruz. Y ise C'nin alabileceği değerler toplamı. Evet, sorumuzu tekrar buraya yazmış oldum. Güzel. Şimdi şuradan ilk önce ben X'in 24 ve 40'ın ortak böleni olduğunu biliyorum. 24 ve 40'ın ortak bölenini nasıl bulurum? Hemen bulalım. 24. Yine şu şekilde yapalım. 1 çarpı 24, 24. 2 çarpı 12, 24. 3 çarpı 8, 24. 4 çarpı 6 değil. Bir dakika, nasıl oldu? 6 kere doğru. 6 kere 4, 24. Sonra 6 çarpı 4 yazacağım. Ama tekrara düşmüş olacağım. Tekrara düşmüyorduk. Dolayısıyla şunlar benim ortak bölenlerim olmuş oluyordu. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 6, 8, 12, 24. Şunlar benim ortak bölenlerim olmuş oluyordu. Şimdi bir de 40'ın ortak bölenlerine bakalım. 40 yine 1 çarpı 40 diye başlıyorduk. 1 çarpı 40, 40. 2 çarpı 20, 40. 3 olmaz. 4 çarpı 10, 40. 5 çarpı 8, 8 kere 5, 40. 6 olmaz, 7 olmaz. 8 çarpı 5 yazmam. Tekrara düşmüş olurum. Dolayısıyla 40'ın ortak bölenlerinde şu şekilde bulmuş oldum. Şimdi 24 ve 40'ın ortak bölenleri. Ortak bölen 24 ve 40. Yani bu ortak bölen 24 ve 40 x'in alabileceği değerler olmuş olacak. X elemanıdır. Ortak bölen 24 ve 40 diyorum. Evet, peki bu küme hangi kümedir? Bakalım. Bir defa
24 ve 40'ın ortak bölenleri arasında. 1 var mı? Evet var. Bir öbür kümede de var. 2 var mı? Evet. 2 40'ı da böler. 3 var mı? 3 şurada yok. 3 aşağıda yok. 4 var mı? Evet var. 4 ikisini de ortak böler. 6 olmaz. 8 olur. 8 ikisini de ortak böler. 12 aşağıda yok. 24 aşağıda yok. Evet, ortak bölenler bu kadar. 1, 2, 4 ve 8. Şimdi ben x'in alabileceği değerleri buldum. X'in alabileceği her bir değer için eğer ben y ve z'yi bulursam o zaman onları da çarpıp c sayısını bulabilirim. Şimdi ben neyi buluyorum? Biliyorum. X çarpı y'nin şöyle yazalım. Ben x çarpı y'nin 24 olduğunu biliyorum. Şuradan. Ve x çarpı z'nin 40 olduğunu biliyorum. Şuradan. X'in alabileceği değerler. X1 ise, x2 ise, x4 ise ve x8 ise. Ve sonuç olarak ben buradan y ve z sayılarını bulursam ve onları da çarparsam ve son olarak da c sayısını bulmam gerekiyor. C sayısı da y çarpı z. Yani ben şöyle bir tablo yapmak istiyorum aslında. Şöyle bir tablo yapmak istiyorum. Nasıl bir tablo yapmak istiyorum? Şöyle. Şöyle bir tablo yapmak istiyorum. Ve x eşittir 2 için olan tablom ve x eşittir 4 için ve x eşittir 8 için. Evet, şu sayıları bulmak istiyorum. Şimdi beraber bu sayılara kafa yoralım. X çarpı y 24. X 1 ise o zaman ne olur? Burada aradığımız y sayısı 24 olur. X çarpı z 40 ise x de 1 ise burada aradığımız z sayısı da 40 olur. Peki ya x 2 ise x çarpı y 24. Dolayısıyla y'miz 12 olmuş olur. X 2 x çarpı y 40. Dolayısıyla z de 20 olmuş olur. X4 x çarpı y 24. O zaman y 6 olur. X4 x çarpı z 40. O zaman z'miz 44'e böl 10 olur. X8 x çarpı y 24. O zaman y'miz 3 olur ve son olarak x8 x çarpı z 40 ise z'miz 5 olur. 8 kere 5 40. O zaman c sayılarımız ne olur? C. Bu durumda c 24 çarpı 40. 24 ile 40'ı çarpabilir misin kafadan? 24 çarpı 40. Deneyelim. 48 çarpı 20. 96 çarpı 10. O da 960. Şuraya bakalım. 12 çarpı 20. 240. Şuraya bakalım. 6 kere 10. 60. Şuraya bakalım. 5 kere 3. 15. Ve bize C'nin alabileceği değerler toplamını sorduğu için bunları topladığımda C'lerin toplamı. Bunu çok ileride göreceksiniz. Toplam şöyle gösteriliyor. C'lerin toplamı. İlk basamakları topladım. 5. 6, 4 daha 10. 6 daha 16. 1 daha 17. Elde var 0, 17. 9. Elde var 1, 10. 12. Başka da yok. Ve aradığımız sorunun cevabı sevgili genç dostlarım 1275 olmuş oldu. Böylece bu soruyu da başarıyla bitirmiş olduk. Ve ne yapıyorduk başarıyla bitirince? Bunu kutluyorduk. Evet. Sevgili genç arkadaşlarım, bugün OBEP ve OKEK konusunda bir tık daha zor sorular çözdük. Ve OBEP ve OKEK bilgilerimizi biraz daha ilerletmiş olduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma
Abone olmadıysanız eğer abone olmayı unutmayınız ve bir daha görüşene dek oyunla kalınız.